Evet gençler ben Kadir Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. Hadi bakalım arkadaşlar ayete bizden sorulur. ikinci edebi sanat videomuzla karşınızdayım. Mecazi Mürsel ya da diğer deyimle mecaz Mecazi Mürsel nedir hocam? Bakın arkadaşlar şu bir cümle tamam. Mı? Şu bir cümle. Bir cümlede atıyorum ben. A kelimesini kullanmam lazım değil mi? Ben bu hak kelimesini kullanmıyorum. Kesinlikle benzetme amacı gütmeden. Tekrar diyorum. Kesinlikle benzetme amacı gütmeden. Tekrar diyorum. Kesinlikle benzetme amacı gütmeden. O sözcüğün yerine getirip başka bir sözcük koyuyorum. Bitti. İşte mecazi güzel. Ama dikkat edin. Kesinlikle benzetme amacı gütmüyorum. Bak. Bu iş dış ilişkisi olabilir. Benzetme ilişkisi olmayacak sanatçı eser. Yer o yerde yaşayanlar. Neden sonuç? Parça bitsin. Bakın bir, iş dış ilişkisi. Bak benzetme amacı gitmeyeceğim. Şimdi birisi şöyle bir cümle kurdu. Öslan! Paldır küldür ayakkabılarla girdi. diyorsun lan! Ayaklarını çıkart öyle gir diyorsun. Adam ayağını mı kesecek? Hayır. O zaman burada ayakkabı sözcüğünü kullanmak varken gitti ayak sözcüğünü kullandı. Tamam Bak benzetme amacı gitmedi. Ve dışı söylemek yerine gitti içi söyledi. Bitti. Mecaz mürsel. İç dışına bağlı. Ya da sen diyorsun ki çaydanlık kaynat. Çaydanlık kaynayamaz. Ne kaynar? İçindeki su kaynar. Su yerine çaydanlık demişim. Bu sefer içindekini söylemek yerine gitmişim dışındakini söylemiş. Bitti. İş dış ilişkisine bağlı mecazı, mürsel adaktarması budur benim tırçıklarım. Bak, Sobayı yaktım. Soba yanmaz. İçindeki odun kömür yanar. Bak odun kömür soba demişim. Adaktarması var. Burnum aktı. Burnum akmaz. Bunun içindeki her neyse o sıvı akar. Değil mi? Bak yine burada İş ilişkisine bağlı mecazi mürsel var. Bak geldik buraya. Sanatçı yapıt ilişkisi. Reşat Nuri'yi okudum. Ulan nasıl okuyacaksın Reşat Nuri'yi? İnsanlar okunmaz ki. Reşat Nuri'nin çalı kuşun okudum deseydi olurdu. Bak hop bu. Yani ben eseri söylemek yerine gittim neyi söyledim arkadaşlar? Sanatçıyı söyledim. Benzetme amacı var mı? Katiyen yoktur. Tamam. Şimdi geldik C yer o yerde yaşayan arachis. Evden izin almam gerek. Yavru, evin kolonundan izin alacağım lan. Lan demirinden izin alacağım lan. Lan betonundan izin alacağım oğlum. O zaman ben evden izin almam gerekir derken evde yaşayan aileden. Demek ki ben orada yaşayanı söylemek gerekirken gitmişim yerin Adımı söylemişim. Bitti. Al sana bir mecaz. Benzetme maçı yok. Antalya bu olaya tepkili. Allah Allah. Antalya cansız bir il tepkili olamaz ki. Antalya'da yaşayan halk. Ben o. Antalya'da yaşayan halkı söylemek yerine ben ili söylemişim. Hop. Bitti. Yer o yerde yaşayanın ilişkisine bağlı mecaz. Bak. Neden sonuç ilişkisine bağlı olabilir? Ya da isterseniz yer o yerde yaşanan ilişkisine bir örnek vereyim. Vereyim mi? Mesela gol atılınca stadyum ayaklandı. stadyum cansız bir yer nasıl ayaklanacak gol atılınca? Asıl stadyumdaki neyi kastettim? Seyircileri. Bak buraya. Gökten bereket yağdı mübarek. Gökten bereket yağmaz mı? Mesela ben tarlalardan çok güzel verimler almışım. Size diyorum gökten bereket yağdı lan. Gökten niye bereket yağsın? Gökten ne yağar? Yağmur yağar. İşte yağmur bir nedendir. Bereket sonuçtur. Bak o zaman gördüğünüz gibi bu da neden sonuç ilişkisine bağlı mecaz-ı müsseldir. Bak sonunda iyi bir sol ayak transferi yapıldı. Sonunda iyi bir sol ayak transferi yapıldı. Yavrucuğum sol ayağa ben takımda ne işi var? Burada kastedilen şey nedir? Sol ayağını iyi kullanan futbolcudur. Ve ben gördüğünüz gibi arkadaşlar bütününü söylemek yerine gitmişim. O futbolcunun sadece bir parçasını söylemişim. Bitti. Bu da parça bütün ilişkisine bağlı. Nedir? Mecazi güzel. Ya da bazen diyoruz. Hadi cam aç diyoruz. Cam açmıyorsun ki sen. Pencereyi açıyorsun. Ben cam aç dedim ama camla birlikte bütün pencereyi kastettim. Ya da yelkenler denize açıldı. Ama tek başına yelken açılmaz ki denize. Şöyle düşün arkadaşlar. Şöyle düşün. Tamam mı? Şu gemi. Şu da yelken. Şimdi yelkenler denize açıldı. Aslında ben yelkeni olan gemiyi kastettim. Gördünüz mü? Parça bütün ilişkisine bağlı mı? bir önce sol ayağını iyi kullanmak da öyle değil miydi? Mesela diyorum ki bak, al, futbolcu buraya doğru bakıyor. Al futbolcu. Krampor. Şimdi futbolcu bize doğru baktığı için arkadaşlar futbolcunun solaya burası. Bir şey söyleyeceğim. Sol ayak transferi yaptın bunu mu yaptım oğlum? Bunun tamam. İşte mecaz-ı budur. i̇ş dışı ilişkisi, sanatçı ilişkisi, yer o yerde yaşanan ilişkisi, neden-sonuç ilişkisi, parça-bütün ilişkisi, hikaye budur. Tamam? Mı? Yani burada bu ilişkilere bağlı olur. Tamam mı? Benzetme amacı güdülmez. Şimdi geldik. Diğer sanatımız kinaye. Kinaye bir sözcüğün gerçek anlamının da kastedilmiş olmakla beraber Şimdi ben sana bir cümle kuracağım. O cümlede kullandığım sözcük hem gerçek anlama gelecek hem de mecaz anlama gelecek ama asıl kasıt mecaz anlamı olacak. O zaman bir sözcüğün hem gerçek anlama gelecek şekilde kullanılması hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanılması gerçek anlamın ihtimali olmakla birlikte asıl kasıtın mecaz anlamı olmasına kina edilir. Gerçi deyimlerin çoğunda vardır. Mesela ben Selim, kameramanım Selim. Selim'e diyorum ki ben, Selim'in kapısı herkese açıktır. Bir. Selim'in evinin kapısı herkese açık olabilir. Gerçek anlam. İki. Selim misafir vermez. Mecaz anlam. Bitti. Kinaye vardır. Bu kadar basit. Bak. Bu kadar basit. Arkadaşlar. Mesela kameramanımız Selim'in gözü karadır. Bir. Gerçek anlam. Göz rengi siyahtır. İki. Mecaz anlam. Korkusuzdur. Her tarafa dağlar. Bak gördünüz mü? Al. Hop. Burada kinaye ya da bir adama diyorsun kalın kafalı kafasının gerçekten kalın olabilir zor anlıyor olabilir mecaz anlam zor anlama mecazı kastediyorum kinayi onun eli uzundur bir el boyutu gerçekten uzun gerçek anlam İki mecaz anlam gücü her tarafa yeter mesela bir vali ya da milletvekili hemen arayabilir tamam mı ya da hırsız olabilir mecaz anlam bak dişli insan Gerçek anlam, dişi olan insan. İki, zorluklardan yılmayan mecaz anlam. Bak, yürekli insan. Gerçekten yüreğe kalp olan insan. E zaten var bir tür insanlarda. İki, korkusuz. Bak, mecaz anlam. El açık. Bak, elim gerçekten açık. Gerçek anlam. İki, cömertlik. bak Ne güzel değil mi? Bak, cömertlik, mecaz anlam veriyor. Yani buradan başka bir anlama gidiyorum. Mecaz anlam nedir? Benim buradan başka bir anlama var mı? Anla açık. E, anlam gerçekten açık. Gördünüz saçları bu toplamışım. Anlam gerçekten açık. Evet. İki. Mecaz anlam nedir hocam? Her şeyi mi inceleyebilirsiniz. Her şey ortada. Tamam? Bu mesajı vermek. Boynu bükük. Gerçekten böyle boynu bükük. İki sürekli ezilmiş. Bak bitti. O zaman arkadaşlar deyimlerde gerçekten kinayi olabilir. Dikkat edin, kinayi gördüğünüz zaman deyimlere dikkatinizi lütfen verin ipucudur bize. Tamam Şimdi bir bakalım. Bulamadım dünyada gönüle mekan, nerede bir gül bitse etrafı diken gerçek anlam. Gerçekten gülün etrafında diken var, gül varsa diken vardır. İkinci anlam, mecaz anlam, Güzel şeylerin de zorlukları vardır. Üniversite sınavına hazırlanıp Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanıyorsun ya. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmak bir güldür. Bu yolda bu çalışman, benim videolarımı izlemen dikendir. Tamam mı? Ayağı yer mi basar zülfüne berdar olanın? zevk şevk ile can ve verir canı seri döne döne. Diyor ki, senin zülfüne berdar dar ağacı gibi asılanın ayağı yer mi basar? Sevgilinin saçına asılanın ayağı yer basmaz. Divan edebiyatında sevgilinin çok uzun saçları vardır. Çok uzun saçları vardır. Sevgili bu ya. Ve aşığın saçlarında, pardon sevgilinin saçlarında aşıklar asıldır. Bir, gerçek anlam. Senin saçına asılanın ayağı gerçekten yer mi basar? yer basmaz. İki mecazanla Zevki şevk verir canı seri döne döne. Canını döne döne verir diyor. Yani diyor ki senin sevginin saçına asılmışım diyor. Ayağım yer mi basar diyor. Ayağı yere basmamak değil mi nedir biliyor musunuz? Mutluluklanmış bak demektir. Mesela sen sınavda Türkiye'de ilk 500'e girdiğini düşünsene eşit işte ağırlıktan. Ayağın yere basar mı? Basmaz. Uçarsın. Uç uça gidersin. İşte burada. Kasıt budur. Anlaştık mı? Bak gerçek anlam, mecaz anlam, kasıt mecaz. Tamam? Ben toprak olduğum yoluna sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs gelen taş barlı dağlar mısın? Bir gerçek anlam, gerçekten dağlar taş barlıdır, taş vardır dağlarda. İki mecaz anlam, acımasız. Sen taş barlı mısın diyor, acımasız mısın diyor. Evet. Bu şirkette siz benim ayağımı kaydırdınız. Gerçek anlam şirkette giderken ayağını birisi kaydırdı, küt diye düştü. Bir de mecaz anlam var. Onu işinden, mevkisinden etmek. Demek ki kinaye şuymuş. Tevriyeden farkı şudur. Tevriye de iki anlama gelecek şekilde kullanılır. İkisi de gerçek anlam olur, biri yakın, biri uzak. Ama de biri gerçek, biri de oradan vardığım ne anlamdır? Mecaz anlamdır. Tamam mı? Evet tariz, iğneleme, laf sokma olarak da ne yapabilirsin? Dile getirebilirsin. Burada ne vardır? Arkadaşlar, bir söylenen söz vardır. Bir de kasıt vardır. Bak, bir söylenen söz vardır. Bir de ne vardır? Kasıt vardır. Ve dikkat edin. Söylenen söz ile kasıt mutlaka birbirinin zıttıdır. Bak, bir söylenen söz olacak, bir de kasıt olacak. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın, söylenen sözle kasıt zıt olacak. Yani ben bir şey söyleyeceğim ama aza tam zıttını ifade edeceğim. Şöyle diyorum, yazısı, yazısı o kadar güzel ki. Beş doktor bir araya gelse okuyamaz. Söylenen söz nedir? Yazısı güzel. Kasıt nedir? Beş doktor bir araya gelip okuyamıyorsa doktorların yazısı çirkin olur ya çirkindir. O zaman söylenen sözle kasıt birbirine zıt mı? Tamam. O zaman tarihistir. Tamam? Mı? Bak. Bir nasihatim var zaman uygun. Tut sözümü. Yattıkça yat, uyanma. Yani bize şu an söylenen söz. Yat. Söylenen söz şu. Camış gibi yat. Meşhur bir kelamdır sen kazan sen diye. Kazan. Ama başkası değil sen ye ama sadece sen el için yok yere ateşe yanma yani başkası için kendini ateşe atma söylenen söz bu sizce kasıt bu mu hayır tam zıttı kastedilir yatma lan kalk ayağa Sadece kendin kazanıp yeme diyor. Başkalarına düşün. El için yok yer ateşe yanma diyor. Yani aslında burada diyor ki başkalarını düşün diyor. Yani kasıt biraz çalış başkalarında düşün. Tamam? İşte o zaman tam bir tarz. Bak. Bunu nefi yaz. Bize kafir demiş müftü efendi. Bak bu Şeyhülislam Yahya ile şair Nefi'nin atışması. Nefi ne diyor? Bize kafir demiş müftü efendi. Yani müftü efendi Nefi'ye ne demiş? Kafir demiş. Tutalım diyen Müselma, ben onu diye müselman Ben ona Müslüman dedim diyor. Varıldık da yarın ruzu cezaya. Yarın ceza vaktine varılınca ikimiz de çıkarız anda yalan. Avv ikimiz de anda çıkarız diyor. O bana kafir demişti ya diyor. Ben Müslüman olurum diyor. O bana Müslüman dedi ya o da kafir olur diyor. Abo gördünüz mü? Gördünüz mü? O zaman arkadaşlar aslında burada şunu diyor. Müftü efendi bana kafir demiş. Ben kafirim diyor. O da bana ben de ona diyem hadi diyor Müslüman. Ben de ona Müslüman dedim diyor. Ama yarın biz de yalan çıkarız diyor. Yani diyor ki ona Müslüman dedim ama o kafir çıkar diyor. Ben o bana kafir dedi ama diyor Müslüman çıkarım. Harika bir söz. Tamam? Bak söylenen sözle kasıt zıt yine. Yiyin efendiler yiyin. Tevfik Fikret'in hanı yağmadan. Bu büyük iştah sizin. Yani burada söylenen. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Sürekli devlet ye diyor. Peki sizce Tevfik Fikret burada kastı bu mu? Lan diyor gözünüzde dizinizde dursun diyor. Yani burada diyor artık diyor tıksırıncaya kadar yiyin derken gözünüz doysun artık diyor. Devleti yiyenlere durun artık diyor. Bak söylenen sözde kasıt zıt. O kadar güzeldi ki evlenemeden gömüldü. O zaman burada söylenen söz neymiş? Güzel. Evlenemeden gömülmüş. Bak evlenmek istemiş ama evlenememiş. O zaman karşıya çirkin dedi. Zıt. Adam çok becerikli. Hiçbir şey elini sürmemiş. Bir, söylenen söz becerikli. Peki kasıt ne? Hiçbir şeye elini sürmemiş, beceriksiz. Gördünüz mü? İşte tarih iğneleme budur gençler. Şimdi geldik tenasüm, uygulduk. Gençler, 2'den çok, 3 üç ya da 3'ten çok sözcük taranır genellikle. Birbiriyle alakalı tamam mı? Kavramlar aranır şiirde. Birbirine uygun alakalı kavramlar. Ama bu alakanın zıttık dışında bir alaka olması lazım. Mesela şunun üstünden görelim. Bu gece bir gemi olup açıp yerkenleri, açılıp denizlere gönüllü tayfalarla. Bak Denizde ne olur? Gemi olur. Gemide ne olur? Yelken olur. Peki gemide görevli kişiler ne denir? Tayfa denir. Birbiriyle alakalı kelimeleri kullandın mı? Kullandım. Tenaz. Bitti. Üç ve üçten çok olacak. Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken. Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken. Güneş gök cismi. Yıldız gök cismi. Mehtap ay ışığı. Bak birbiriyle alakalı kavramlar. O zaman arkadaşlar burada da ne vardır derseniz tenasüp. Laleyi sümbülü gülü ağır almış. Zevk şef elin avuzlar almış. Lale bitki, sümbül bitki, gül bitki, har diken birbirle alakalı kavramlar yine tenasüp. Biz biliriz birbirimizin işlerini. İşimiz kimseden sorulmamıştır. Kılıçla savaş aleti, mızrakla savaş aleti, topla savaş aleti, tüfekle savaş aleti, başımız bir kere eğilmemiştir. Bitti. Birbiriyle alakalı kavramlar kullanmış mı? Kullanmış. O zaman ne var burada? Tenasüp. Birbiriyle alakalı kavramlar kullanmış mı? Kullanmış. Tenasüp. Birbiriyle alakalı kavramlar kullanmış mı? Kullanmış. Tenasüp. Birbiriyle alakalı kavramlar kullanmış mı? Kullanmış. Tenasüp. İsterseniz siz yine bulabilirsiniz ki bunlarda. Bulabilirsiniz. Mesela örnek vereyim. İne, koyun, manda. Hepsi hayvan. Bitti. Süt, yoğurt, peynir. Hepsi hayvan, hayvan sütünden oluşur. Bitti. Yani rahatlıkla bulabilirsin. O zaman bu sanatları anlamışsak izninizle tahtayı siliyor ve edebi sanatlara, söz sanatlarına son gaz devam ediyorum gençler. Evet gençler. Tahtamız hazır. Devam ediyoruz edebi sanatlarımıza, söz sanatlarımıza. Lefüneş. Öğretmenim lefüneş nedir? Bak. Lefüneş için en az İki tane dize lazım. Şu an tahtada iki tane dizeyi yaptım. Ve arkadaşlar birinci dizede, birinci dizede bazı sözler vereceğim. Mesela inek, buyurun kağıt. Tamam Sonra ikinci dizede de bunlarla alakalı kavramlar vereceğim. Bunların karşıtlıkları ya da benzerliklerini vereceğim. İnek, inekle alakalı süt. Aa, alt alta. Gördünüz mü? Aynı sırayla verdim. Evet, kağıt, kalem. Aynı sırayla verdim gördünüz gibi. İşte refirneş. Bazen aynı sırayla olmayabilir. Atıyorum burada yazmışım. Burada inek geçmiş. Burada kağıt geçmiş. Burada kalem geçmiş. Burada süt geçmiş süt ile inek birbiriyle alakalı. E kalem ile kağıt da birbiriyle alakalı. O zaman gördüğünüz gibi aynı sırayla da verebilir, farklı sırayla da verebilir ama müsbet olan biraz daha kabul edilen aynı sırayla verilmesi bizim edebiyatımızda daha çok aynı sırayla verilmesi vardır. Ha bilmenize gerek yok. Aynı sırayla verildiyse buna mürettep lefineş, aynı sırayla verilmemişse müretteb lefineş denir. Bak. Türkülerde romanlarda yıllarca dinledim okudum seni. Türkü ne yapılır? Dinlenir. Aa, bak aynı sırayla. Roman ne yapılır? Okunur. Bak gördünüz mü? Aynı sırayla bilinir. Yani yukarıdaki düzgün, düzenli bir refüneştir. Bak, sakın bir söz söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur sana göz koyan olur. Bak, söz söyleme ile ses duyma birbiriyle alakalı. Söz söylenir, ses duyulur. Yüzüme bakmayla da göz koyma birbiriyle alakalı. Çünkü burada bakmak ile göz birbiriyle alakalı. Burada söylemekle ses birbiriyle alakalı. O zaman arkadaşlar bu da dikkat ettiğiniz gibi aynı sırayla verilmiş düzenli bir refüneştir. Bakın o şu ile Nazu ederiz. Nazın anlamını biliyorsunuz, tamam? Naz etme, sevginin naz etmesi. E, niyaz, Tanrı'ya niyaz etmek derseniz, bu da yalvarmaktır, tamam? Gülün tebessümüne, bülbülün teranesine, bak bu da aynı sırayla verilmiş. İyi dinle. Naz, Gül, niyaz etmek yalvarmak bülbül. Arkadaşlar divan edebiyatında gül bülbüle aşıktır. Tekrar söylüyorum. Divan edebiyatında gül bülbüle pardon bülbül güle aşıktır. Ve sürekli bülbül güle yalvarır. Gül burada sevgilidir. Bülbül burada aşığı temsil eder. İşte naz eden güldür. O'na aşık olup yalvaran niyaz eden Anlaştık mı? O zaman nasıl birbiriyle alakalı kavramların alt alta verildiğini aynı sırayla ne alt alta derken kastettiğim aynı sırayla verilmiş. Tamam mı? O zaman biz buna lefileştiririz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. ÖSYM'nin sorduğu soruları da lefileş soruları kolaydır. Neden? Eğer dört tane kavramın bir beytte en az iki dizede altı çizilmişse bir lefileşle karşı karşıyasın. Olduğu için kat düz zülfine bir ayet Musaf açıp sürerem yüzüm elif lamlara. Bak, kat demek boy demek. Zülf demek saç demek. Şimdi bakın, kat, boy ile elif. Gördünüz mü? Niye? Sevginin boyu ince uzundur. Uzundur. Ve bu yüzden elife benzetilir. Tamam Peki zülfü, sevginin saçı neye benzetilir? Lama benzetilir. Hani sevginin saçlarının uçları bu şekilde kıvrım kıvrımdır. Bu yüzden lam harfini andır. Bak o zaman arkadaşlar aynı sırayla kat elif. Aynı sırayla zülf la. O zaman lefineştir. Lefineşli gözünüzde büyütmeyin. Mesela size bir şeyde sorulmuş. Tamam mı? Altı çizilmiş. Bunların arasında hangi sanat vardır? Direkt lefineş karşımıza çıkar. Tamam Yani birbiriyle alakalı kavramların aynı sırayla en az bir veitte. Tamam mı? İki dizede. Gördüğünüz gibi aynı sırayla ya da arkadaşlar zıt bir sırayla alt alta verilmesidir. Tezat! Tezat deyince aklınıza ne geliyor? Zıtlık geliyor. Tezat zıtlıktır gençler. Zıt kavramları bulacaksınız. Ne siyah eylemiş bu nasiyeyi Saçım bembeyaz eden bahtım. Siyah bembeyaz. Zıt kavramlar. Tezat var. Kanı hani ol gül gülerek gel, geldiği demler şimdi. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Bak burada gülmek, burada da gülmek var. Ağlamak. Bitti. O zaman al sana tezat var. Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? bir damlacık göğsünde bir umman nasıl coşuyor bir deniz okyanus. Bu deniz okyanus umman. Okyanus anlamında kullanılır. Bu da bir tanecik damla. Bir damla az. Okyanus çok. Mesela bunların arasında zıtlık ilgisi var. Tezat. Yani birbirinin tam zıttını aramanıza gerek yok. Zıtlık çağrışma olsa bile olur. Mesela beşikle tabut da olur. Beşik doğumu simgeler. Tabut ölümü simgeler. Ne efsun kâremişsin ey didar hürriyet. Ey derken nida da var geleceğiz. Hürriyet Esir aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten. Esaret, buyurun, tezat, zıtlık mevcuttur. Ben şairim, o kametin mevzunu doğrusunu sevmem desem de belki yalan söylerim. Doğru, yalan. Bak, tezat var. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Bak, kar, yaz. Kar kışı çağrıştırıyor yaz. Yani birbirinin moda moda zıttını aramayın. Yani kışın zıttı yaz aramana gerek yok. Kar bana kışı çağrıştırdığı için zıt. Düşman güler halime ağlarsa bir dost ağlar. Bak gülmek ağlamak. Tezat aynı zamanda düşman dost tezat. İki tane tezat oldu. Tamam mı? Tezat sanat. Oldukça kolaymış örnekler önemli çünkü aynı örnekler sınavda çıkabilir. Dikkat edin. Mübala. Mübala nedir? Abartma. Bir sözü daha etkileyici kılmak için abartıyor. Bu hiç gerçekleşmemiş bir şeyi anlatmak olabilir. Daha önce gerçekleşmiş bir şeyi yine olağanüstü bir şekilde ifade etmek olur. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Nasıl bir besteyse bin yıldan uzun gece. o oh, abartmış. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Bir, kar yağarken ses çıkıyor. Zaten bu abartma. O da bin yıl sürecek. Aa! Oh, oh, oh. O zaman al sana mübalağanın kralı var. Bir ah çeksem dağı taşı eritir. Anam! Bir ah çektim dağ taş eridi. Mübalağa bak. Aşağıya bak. Gözüm yaşı değirmeni yürütür. Göz dolayı o su nehirler oldu, sel oldu, değirmen yürüyor. Aa bu bildiğin abartmanın arkadaşlar o, o üst düzey. Gözyaşınla dünya mı kaldı sanırsın? Her yer sele kapıldı gidiyor sen ne durursun? Anam bir ağlamışım benim göz Dünya sele kapılmış. Al sana abartma. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda? Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Bak toprağı sıksan şu eda fışkıracak yine bir abartma vardır. Tamam mı? Belki çok görmediğiniz, çok karşılaşmadığınız sanatlardan birisi. Şimdi rücu için bize bir ipucu vereceğim. Her soruyu çözeceksin. Bak, bu en az iki tane dizede olur. Tamam Anladınız mı? Bir dizede atıyorum bir şey söyler. birinizde X söz söyler. İkinize de yok yok, yok, değil, değil değil diye. Boğaz geçmiş gibi yaparak yukarıda söylediği X'i arttırır. Atıyorum 10X yapar. Tamam mı? Yani rücu geriye dönüş demektir. Ama burada aslında geriye dönmüyor. Hatta irtica falan hep geriye dönüş olduğu için bu kökten çıkıyor. Aslında burada geriye falan ne yapmıyor? Dönmüyor. Dönmüş gibi yapıyor. Siz şuradan yakalayacaksınız. Afet değil. Yakaladım. Değil değil. Yakaladım. Yani parçayı bile anlamanıza gerek yok. Yok yok. Yakaladım. Siz bunlardan yakalayacaksınız. İsterseniz açıklamasını yapayım. Kaddin boyun. Libası sür, sür kırmızı libas elbise. Tamam mı? Boyun diyor, kırmızı elbiseyle afet değil midir? Karşıdan birisi geliyor. Kırmızı elbiseyle boyu afet değil mi diyor? Afet dedi biriniz dedi. de de afet değil. Ah vazgeçmiş gibi yaptı. Kızılca kıyamet değil midir? Ulan ne afeti dedi ya? Ne afeti? Afet nedir dedi? Bildiğim kızılca kıyamet dedi. Afeti ne yaptı? Arttırdı. Ama ben değil yakaladım. Öbürüne bakıyorum. Zaman gelir ki cihan işte. Zaman gelir ki cihan dünya içinde. insü can kalmaz. insanlar ve canlar kalmaz. Değil değil. a vazgeçmiş gibi yaptı. Yalnız insü can. Cihan kalmaz. Diyor ki zaman gelir diyor dünya içinde diyor. İnsanlar ve canlar kalmaz diyor. Yalnız insan ve can değil diyor. O vazgeçmiş gibi yaptı. Lan cihan kalmaz, dünya kalmaz. Sok yükün yok olur dedi. Gördün mü? Bu. Ama ben değil değilden yakaladım. Yukarıdakini değilden yakalamıştım. Burada değilden, değilden yakaladım. Tamam. Oğlu mihri mahruyum. O güneş ve ay yüzlü. Ma, ay, mihr, güneş. Bir serbi kamet ancak. Diyor ki, o diyor, bir serbi boyludur benim için diyor. Yok yok. Ah geçmiş yaptı. Ben rücüğü yakaladım zaten. Ne serbi kamet. Ne servisi lan diyor. Kaddı kıyamet ancak bildiğin kıyamet boylu diyor. Servi bile değil diyor. Bak özelliği ne yaptı arttırdı. Ama ben yakalacağım yerleri değil değil yok ibareleriyle anladım. Rücu geriye dönüş demektir. Yok yok değille de, geriye dönür gibi yaptı. Tecavül Arif. Aaa bilmezlikten geliyorum ben. Affedersiniz eşek gibi bildiğim bir şeyi bilmezlikten geliyorum tecavülü arif... bak su insanı boğar ateş yakarmış her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış hani yaş 35 yaş şiiri ya arkadaş 35 yaş şiiri ya sıkılır yani suyun insanı boğduğunu ateşi yaktığını bilmiyormuş ...geri bilmiş hadi oradan la. zaten biliyorsun sen bunu o zaman al sana tecavülü arif bilmezlikten Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya bir şey söyleyeceğim. Bilmezlikten geliyor. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var diyor. E saçım beyazlamış. 35 yaşına geldi. Evet. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Bu çizgili yüz benim. E, tamam yaşlandığını. Bak bilmezlikten geliyor. Ne dökülmüş ak gerdanın üstüne? Sev gerdan bu bölgedir. Sevginin bu bölgesi bembeyazdır, vahçıktır. Tamam mı? işte gerdanın buraya takılana da gerdanlı bu yüzden gerdanlı derler. Ne dökülmüş o gerdanın üstüne? Şuraya ne dökülmüş diyor? Kakül müdür diyor? Kakül mü dökülmüş? Zülf müdür diyor? Tel midir diyor? E biliyor ne olduğunu, değil mi? Saçın orada olduğunu biliyorsun. Yani bunun zülf olduğunu zaten biliyorsun. Niye bildiğin bir şeyi diyorsun? O zaman bilmezlikten gelmiş. Tamam? O zaman ne diyeceğiz biz? Tecavvülar. Şimdi geldik. İstifham istifam soru sormadır. Ama bu soru sorma bir şey öğrenme için değildir. Bu herhangi bir şekilde sözde soru cümlesidir, gerçek soru cümlesi değildir. Burada herhangi bir şekilde karşıdan cevap beklenmez. Cevabını zaten biliyor. Cevabını zaten biliyor. Bu soru sorar ve karşıdan hiçbir şekilde cevap beklemez. Bu acıma, herhangi bir şekilde heyecan, Değil mi? Ya da korkuyu soruyla ifade eder. Yani anlatıma güzellik, akıcılık kazandırmak için vardır. Başka bir amacı yoktur. Anlaştık mı? Amaç budur. ya. Öyle düşün. Nedir bu handeler, bu işveler, bu nazu istina? Sevgili diyor ki, bu handeler, gülüşler, işveler ve naz nedir diyor. Arkadaşım sevgili olduğu için zaten bunlar vardır. Sen cevabını bildiğin bir şey sormuşsun istifam. Her yer karanlık pür nur o mevki. Çünkü her yer, her yer karanlık diyor nurlu o mevki. Marip mi? Yoksa makber mi ya Rab? Ya Rab diyor. Marip mi? Yoksa makber mi diyor. Abdülhakam Tarhan'ın makber şiiri makber olduğunu biliyorsun zaten. Bildiğin bir şey niye soruyorsun? Hasan istifam. Yürü be hey Bulgar dağı. Senden yüce daha olmaz mı? soruyor. Ondan yüce daha olmadığını biliyor. Sen de yaylayan güzelliğini yanaklara ak olmaz mı? Sevgilinin yanaklarına ak olduğunu biliyor. Bir şey öğrenmek için sormuyor. O zaman istifam var. Peki mantık yürütmeni bekliyor. İstifam sanatıyla tecavül arif arasında ilgi yok mu? Burada da cevabını bildiği bir şey sormuyor mu? O zaman arkadaşlar istifamın içinde tecavül arifin olması gayet normal değil midir? Gayet normal. Yani mesela şuraya. Nedir sevgili diyor ki nedir bu handeler, bu işveler, bu nazı istina? Bir de sevgili de zaten handeli, işveli, cilveli olduğunu zaten biliyorsun. Bu soruyu sorduğuna göre bilmezden gidiyorsun. O zaman istifam var, aynı zamanda tecahül harip var. Buraya baş, her yer karanlık pürnura mevki, marif mi yoksa makber mi yarab diyerek Abdülhakam burada eşi Fatma ölümü üzerine yazdı. Makber şiirinde bunu ne yapıyor? Söylüyor zaten değil mi? Makber olduğunu ne yapıyor? Yani diyor. bildiği bir şeyi ne yapıyor arkadaşlar soruyor. O zaman aynı zamanda istifam soru sorma var. Aynı zamanda bildiği bir şeyi sorduğu için de tecavip arif mevcuttur. Anlaştık mı? Selim Bey kaç dakika oldu acaba? Evet arkadaşlar epey sürmüş. Epey sürmüş. Ben de sizi fazla yormayayım. Diğer edebi akıl sanatları, söz sanatlarını diğer videoya atayım diyorum. Anlaştık mı? O zaman sizleri seviyorum. Diğer videoda görüşelim. Özdeşelim. Kendinize iyi bakın. Video ders notunuzu açın. Soru bankanızı hazır edin. Edebi sanatların bitiminde hemen çözeceksiniz. Görüşürüz.